Herkese günaydın, hayırlı sabahlar. Ben yine mutfaktayım, kahvaltı hazırlıyorum. Şöyle kıymalı yumurta yaptım bu sabah kendime. Hızlıca bir kahvaltımı yapayım, ondan sonra ev işlerini halledeceğim. Çünkü yine saat 12.30 ve hiçbir şey yapmadım daha. Bugün dışarıda o kadar çok işim var ki, şöyle hemen hızlıca kahvaltımı yapayım da sonra kızları çağrıya bırakacağım. Bir pazara gitmem lazım, bugün pazarımız var. Oradan da iade kargolarım var. Onları vereceğim kargoya. Kahvaltı tabağım hazır şöyle. Birazcık salatalık koydum. Kırmızı biber koydum. Zeytin, peynir. Şimdi bir bardakta çay dolduracağım kendime. Bu aralar çay demliyorum kendime. Normalde sallama çay içiyordum. Ama artık içmiyorum. Sağ olsun bir takipçim bana bir mesaj yazmıştı. Bağırsaklarımla ilgili bir problem yaşıyordum ya, bir ara doktora falan gitmiştim. İşte o meğersem aslında o bitki çaylarındanmış. O yüzden bıraktım kızlar. Artık içmiyorum. Her gün az da olsa şöyle kendime siyah çay demliyorum. 2 bardaklık. Benim mutfağın halısını geçen gün yıkamıştım. Şimdi işte bu yerleri bir sildim de onu buraya koydum kızlar. Gel. Kızların oyun odasına verdim yani. Zaten bu mutfağı... Ay yavaş anneciğim. Bu beyaz zaten oraya git. Yani gidiyordu aslında renk olarak ama çok fazla kirleniyordu yani mutfakta. O yüzden ben de kızların oyun odasına serdim. Artık mutfağı bugün benim halı beğenip almam lazım. Aslında ne zamandır bakıyorum mutfağa ama bir türlü beğenememiştim. Şimdi artık mecbur beğenip almak zorundayım. Çünkü halısız kaldı mutfak. Bu bence buraya güzel oldu. Aslında buraya pembe de olabilirdi ama çok böyle pembeye boğmayayım dedim. Zaten parkelerimiz koyu renk ya. Açık renk güzel oluyor bu parkelere. Bence bu burada kalsın. Kızlar güle güle kullansın. Ben kendime mutfak halısı alayım. Değil mi kızlar? Güzel oldu. Çok güzel oldu değil mi? Ama böyle kalsın. Dağıtmayın tamam mı anneciğim? Şu saça başa bak. Gel toplayalım. Topluyorum. Saçından böyle o lastiği çekerken bir avuç dolusu saç geliyor. O yüzden artık bıraktım yani toplamıyorum. Kalsınlar böyle. Saç kalmadı saçlarında. Zaten yok. Tokayı çıkarayım derken saçın yarısı hep gitti. Değil mi kız? Saçsız kalacağınız. Hadi ben gidiyorum. Görüşürüz. Kızları bıraktım şimdi çağrıya. Artık pazara gidiyorum. Havada nasıl sıcak. Ay bu arada akşam kızlarla buluşacağız. Markete gidip geleyim de aldıklarımı yerleştireyim. Ondan sonra hazırlanacağım. Pazardan geldim vallahi. Hemen hızlıca aldım. Zaten çok bir şey almadım. Erikle şey aldım, nektarı aldım meyve olarak. Birazcık dolma biber aldım. Bezelye vardı. Bezelye aldım. 2 kilo. Onu buzluğa koyacağım. Ayıklayıp. Şunda ne var? Bu göz şey. Ay gözleme diyorum. Yufka. Burada da domates falan var işte. Biber biber. Bir de yumurta aldım. Fazla bir şey almadım. Yani dolaşmayı çok sevmiyorum zaten pazarda. O yüzden hemen aldım geldim. Şimdi yerleştireyim de hemen hazırlanacağım. Kızlar dışarı çıkacağız ya. Şuna bir salata yapayım hatta. Yemek yiyeceğiz. Böyle bir şeyler atıştıracağım ben de Çağrı'yla. Ondan sonra akşam kızlarla tatlı yiyeceğim. Çünkü o yüzden çok yiyemem. Birazcık atıştırsam bana yeterli. Ay domateslerin güzelliğine bakın. Ne kadar güzel. Baksanıza. Bir de kilosu 20 liraydı. Vallahi markette daha pahalı. Salkım domates. Çok güzel. Canım. Şimdi hazırlandım kızlar. Çıkacağım da Çağrı'nın gelmesini bekliyorum. Şöyle gömlek giydim. Altıma da beyaz pantolon giydim. Bugün uzun bir aradan sonra eyeliner çektim kendime. Baksanıza bayağıdır çekmiyordum. Unutmuşum zaten. Böyle o kadar zor çekebildim ki.
Kızlar ne yapıyorsunuz? Neden oyun oynamıyorsunuz odanızda? He? Hava da çok güzeldi ama böyle sanki esiyor gibi şu anda. Böyle bir lodos çıktı gibi. Elbise giyecektim aslında ama dedim şimdi üşürüm. Gerek yok. Soğuk gibi çünkü. Aşkım. Kaşlarımızı da kaldıralım. Bu arada birazcık yemek yedim. Dünden yemek kalmıştı. Tavukla, ay tavuk nereden çıktı ya? Tas kebabıyla pilav yedim. Birazcık salatayla. Kızlarla tatlı yiyeceğim ama dışarıda. O yüzden böyle bugün diyetim yalan oldu gibi bir şey. Ama bugün hiç ara öğün falan yapmadım. Kahvaltıyla duruyordum. İşte az önce birazcık öyle atıştırdım. Acıktım çünkü dayanamam diye. Oldu mu? Oldu bence. Dayanamam diye öyle birazcık atıştırdım. Pilavlı etten yedim. İşte salatayla. Kızlarla da tatlı yerim. Oldu mu? Oldu bence. Saatimizi de takalım. Şu gömleğin kollarını ne yapsam ya? Şuradan düğmesi var gibi değil mi? Kahverengi ceketimi alırım üstüme de. Anneciğim. Ay bu arada cumartesi günü bizim evlilik yıl dönümümüz. Ve tam 10 sene oluyor. 2014'te evlenmiştik. Cumartesi günü tam tamına 10 sene oluyor. Maşallah değil mi Allah? Daha da uzun yıllar nasip etsin bize. Annemi aradım işte bugün. Dedim anne böyle böyle cumartesi günü kızlara bakar mısın? Biz dedim yemeğe gideceğiz. O da bakarım dedi. Sağ olsun. Kayınvalidem köye gitti çünkü o burada değil. O burada olsa zaten direkt ona bırakıyorum. Çünkü annemlerde tekile var ya köpek. O yüzden hani birazcık şey zorlanıyor annem. Tekile işte kızların emziklerini falan alıyordu. Gerçi şu an emziği bıraktılar ama ben böyle kızlar onu kızdırınca bu saçların ne? Isırıyor. Bunlar da ağlıyor falan. Acıtmıyor ama ısırıyor işte. Bunlar da korkuyor, ağlıyor. O yüzden böyle oraya çok bırakmıyordum annemi. Kayınvalidemde kimse yok, ona bırakıyordum. Ama şimdi mecburum. Kayınvalideciğim köyde. Artık anneme bırakacağız. Cumartesi günü. Biz de şeye gideceğiz. Bir yer var böyle Beykoz'da. Böyle sahile sıfır. Oraya işte rezervasyon yaptıracağım. Hatta çağrı yaptır dedi. Unuttum bak. Olmadı. Birazdan yaptırayım. Kollarımı şöyle kıvırdım. Anne. Efendim anneciğim. Oldu mu bu? Şurayı bir daha yapayım. Öyle yani. Yarın da belki gider işte bir hediye alırım ya. Ne alsam bilemiyorum. Ay hazırım. Hala gelmedi çağırdık ve kızlar beni bekliyor. Bir de dedim ki sözde erken gideriz. Kulaklarım kapandı mı acaba yine? Şöyle küpe taksaydım. Ama yok, buna gitmedi küpe. Aa, parfüm sıkayım. Bunu sıkalım. Gece kokusu. Çok güzel kokuyor. 3 fas yeter. Ay oje mi sürsem acaba? Çağrı gelene kadar. Bence mantıklı. Oje süreyim. Şu pastelin 47 numarası. Çok güzel. Ne kadar güzeldi gündüz ama şimdi böyle bir fırtına üstünleşmek zorunda kaldım. Nerede alıyor kızıl köpek? Teknede. Ay Esra Suçiko burada bak. Bir şekilde yedim. O zaman çok iyi oldu. Yani seviyorum.
yapamadıklarını. Şimdi eve geldim.